Herkese merhaba arkadaşlar. Gökçe Adası'nın ki ülkemizin en büyük adalarından bir tanesi. Güzide mekanlarından birindeyiz ve Türkiye'ye yeni gelen yepyeni bir CSU Renault Austral lansmanındayız. Renault Türkiye sağ olsun beni buralara çağırdı. Ben de sizler için Türkiye'de satışa sunulacak olan 1 Haziran itibariyle satışa sunulacak olan bu aracı hızlıca test etmek istedim. Şimdi bu araç yeni bir araç. Daha önce bilenler mutlaka biliyordur. Kadjar diye bir modeli vardı. Renault'un onun yerine gelmiş ama yepyeni bir platform üzerinde ve yepyeni bir anlayışla tasarlanmış bir otomobil. Hatta bu otomobili ilgili Nisan ayında bir ön sipariş alındı. 500 adetlik sipariş zaten hızlı bir şekilde tükendi. Biliyorsunuz otomobiller yok satıyor ülkemizde ve 1 milyon 190 bin liralık satış fiyatı olduğunu da söyleyelim. Opsiyonlarla beraber bu rakam birazcık artabiliyor. Aracın hemen hızlıca ben tasarımından başlamak istiyorum. Bu arada bu bir ön inceleme, aracın nihai incelemesi değil. Sadece burada birkaç saattir arabayı kullanabildim ben. O yüzden çok detaylı bazı bilgileri veremeyeceğim ama size fikir vereceği konusunda garanti verebilirim bu videonun. Şöyle gelelim hemen ön tasarıma bakalım. Renault'un yeni logosu. Logo değişmişti ama otomobillerde görmeye başlamamıştık. İlk kullanan otomobil Renault Austral oluyor. Şu ön ızgaramızı görüyorsunuz. Şık bir tasarım. Oldukça büyük bir logo ve siyah piano black dediğimiz siyah renklerin her yerde, aracın her yerinde var arkadaşlar. LED farlarımız var. Bunlar Renault'un LED Pure Vision adını verdiği özel bir LED farı. Bu gerekli durumlarda ışığın şiddetini ve yönünü ayarlayabilen özel LED farlar arkadaşlar. Tasarım anlamında baktım. Ön taraf oldukça böyle heybetli ve havalı görünüyor, onu söyleyeyim. C sınıfı bir SUV aracımız var. Ön tarafımız oldukça heybetli ve havalı. Şu yan taraflarda havalandırma ızgaralarımız var. Buradan işte motoru soğutmak için vesaire için kullanılıyor. Algılayıcılar falan dağıtılmış bu ön tarafta zaten. Ve yine kaputun üst kısmında çizgiler var. Biliyorsunuz böyle bir çizgiler aracın hemen hemen birçok yerinde var. Ön tarafta bir tane sağda bir tane solda olmak üzere böyle ikili çizgi alanı bizleri karşılıyor. Yan tarafa geçtiğimizde ise arkadaşlar Esprit Alpine. Bu bir paket ismi arkadaşlar. Bunu aracın farklı farklı yerlerinde şu A logosunu, bazı yerlerde Alpine'i, bazı yerlerde hep beraber görebiliyoruz. Örneğin jantlarımız, 20 inçlik jantlarımız var. Bunların üzerinde de Alpine yazısını görüyoruz. Burada var. Oldukça büyük jantlar olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Yine bu siyah piano black tasarımlar aslında aracın birçok yerinde karşımıza çıkıyor. İşte bu üst tarafta görüyorsunuz yine var. Bu çıtanın olduğu yerde var. Alt kısımda bu siyah parlak tasarım anlayışını devam ettiriyoruz. Aynalarımız kapanabiliyor otomatik olarak. Klasik bir Renault kumandamız var. Bu kumandadan da bir türlü kurtulamadık, onu da söyleyeyim. Bakalım şimdi basalım, mesela aynalar gördüğünüz gibi kapandı. Aynalarda sinyallerimiz var. Bir daha basalım ve aynalarımız açılıyor arkadaşlar. Bunun dışında arka tarafa doğru ilerlediğimiz aslında arka tasarım da oldukça şık görünüyor ve bu piano black tasarımlar da yine bu tarafta da devam ediyor. Aracın üst kısımlarında da devam ediyor. Arka taraftaki farlar ise iki parçalı tasarlanmış. Ön tarafta da C tasarımı vardı. Biliyorsunuz Renault'un Clio 5. nesil Clio'da da vardı bu C tasarımı. Hem ön LED farlarda var hem de arka taraftaki farlarda devam ediyor. Buradaki C tabi daha uzun bir C. Böyle içeriye doğru neredeyse diğer tarafa kadar uzanıyor. Şöyle küçük bir boşluk var. O boşluğun tam ortasına da Renault logosu konmuş. Arkada da Austral yazısını görüyoruz. Yine bu siyah piano black tasarımlar devam ediyor. LED farlar arka tarafta da bizleri karşılıyor. Oldukça şık görünüyor. Bunları şimdi detaylarını koyacağım ben. Hani sağa dönüş nasıl, sol hayal LED'ler falan da var arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. Alt tarafta arkadaşlar tampon oldukça büyük tasarlanmış ve birazcık çıkıntı var. Bu yükleme sırasında zaman zaman sorun oluşturabilir. Onu zaten bagajı açtığım zaman size göstereceğim. Şimdi arka tarafta enteresan bir detay daha var. Şimdi normalde biliyorsunuz geri vites lambaları genelde şuralarda bir yerde olur ama Renault Austral modelinde aşağıya tampon taşımış. Hem sağda, hemen şurada görüyorsunuz, bunu detayda size göstereceğim. Hem sağda hem de solda birer tane lambamız var ve bu lambalarda geri vites olarak da kullanılabiliyor. Bagaj kapağına gelince bu bir opsiyon tabii ki ama isterseniz bu opsiyonla alabilirsiniz ki bence böyle alın derim ben. Hani böyle ayakla açılmıyor. Hani bazı modellerde vardır ayakla açılıyor ama bunda öyle değil. Şurada bir düğmemiz var. Düğmeye basınca kendisi böyle yavaşça otomatik olarak açılıyor. Açmışken bagajdan da bahsedelim. Bu arada kapanması da yine şurada bir düğmemiz var. O düğmeye basınca kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bagaj şöyle güzel. Kancalarımız var. Hem aşağıda hem yukarıda birer tane kancamız var. Burada küçük ufak tefek alanlarımız var. Bu alanlara çeşitli malzemeler koyabiliyorsunuz. Hem sağda hem solda. Işık tarafında sadece sol tarafa bir ışık koymuşlar. Oraya küçük bir lambamız var. Bunun dışında şuralarda hem sağda hem solda böyle kapak gibi, kol gibi böyle bir şeyler var. Bunu çekince içeriden de bu arka koltuğu yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle çekip şöyle yatırıyorsunuz ve hiç içeriden indirmeye uğraşmadan
direkt bagajdan da arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Hem sağı hem de solu, ikisinde de var. Bir de burada bir çakmak girişimiz mevcut. 12 volt enerji buradan alabiliyorsunuz. Burada bagaj 500 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Şöyle bir kapağımız var. Tam boyut olmamakla beraber hani çok da küçük olmayan bir lastiğimiz var. Sadece geçici olarak kullanın diyor. Stepney'nin olması iyi ama ben onu söyleyeyim. Çünkü bir kere Megane'da lastik patlamıştı, başıma gelmişti, iyi oluyor. Fakat bagaj birazcık bana şey geldi. Hani 500 litre tamam ama bu yükleme hani biraz daha derin olabilirmiş aslında. Dışında hani bagaj işte bildiğimiz SUV bagajı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir plastik bölümümüz var. Buraya bir şey yüklerken falan burası çizilebilir. Onu söyleyeyim. Uzun vadede konuşuyorum. Öyle bir sıkıntı olabilir. Panzerotumuz var. Güzel, sağlam. Maşallah iyi yani. Bak ses geliyor yani. Vurunca bak. Ses geliyor. Güzel. Hoş bir panzerotumuz var. İşte bu şekilde. Kapatalım bagajı da ve arka yaşam alanına bakalım. Arka tarafta bizleri neler bekliyor. Evet arkadaşlar, Renault Austral'ın arka yaşam alanına geldik. Şimdi içerideki tasarım anlayışı aslında hem arabanın dışında da devam ediyordu ama içinde daha fazla karşımıza çıkıyor. Hemen şundan bahsedeyim, dikişlerden bahsedeyim. Dikişlerde bu mavi renk detayı, biliyorsunuz bu motor mild hibrit dedikleri yarı hibrit bir teknolojiye sahip olduğu için bu mavi çevrecilik detayında dikişler anlamında mutlaka koymuşlar. Hatta şimdi şurada da görüyorsunuz, emniyet kemerlerinde bile gördüğünüz gibi bu mavi detaylar var. Öte yandan aracın ön tarafında da var. Şimdi ön tarafa geçince onları da söyleyeceğim ama ön tarafta da bulunan nubuk detayı, hani nubuk arabanın her yerinde var. Hem sağ taraftaki hem sol taraftaki kapı içlerinde nubuk detayımız var. Oldukça güzel. Yine mavi dikişler burada da var. Kol dayamanın olduğu yerde arkadaşlar deri benzeri bir malzeme ve yine nubuk detaylar bizleri karşılıyor. İki cam da otomatik olarak indirip kapatabiliyorsunuz. Manuel değil. Yine parlak detaylar yine arka tarafta da bizleri karşılıyor. Onun dışındaki yerler plastikler, sert plastik. Oturma alanını isterseniz biraz göstereyim. 1.73 boyundayım ve koltuk da bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi yani 4 parmak 5 parmak çok rahat buraya oturabiliyorsunuz. Her iki koltuğun da arka tarafında şöyle bir cep var. Yaylı. Hem burada hem şurada. Bu ceplere işte gazete, dergi bir şeyler koyarsınız. Telefon, tablet vesaire. Arka taraf için bir klima bölümü mevcut. Sadece bu havalandırmayı açıp kapatabiliyorsunuz. Başka bir özelliği yok. İki tane tip C bağlantı yuvamız var. Tablet, telefon şarj etmek için. Şaft tüneli bayağı yüksek. Hani söyleyeyim ben. Şöyle 4-5 parmak falan çok rahat yüksekliğinde. Buraya da şu orta tarafa oturan kişi uzun yolda çok rahat edemez. Eğer hani belli bir boyuttan da büyükse çok rahat edemez diye düşünüyorum. Fakat şey var, hoşuma gitti. Şöyle şu detay güzel. Şöyle bir kol dayamamız var. Arkada eğer iki kişi oturuyorsa hani buraya bardaklarını koyarsınız giderken yolda. Uzun yolda çok işe yarar, onu söyleyeyim. Ama buradan arka tarafa geçiş yok. Yani bagaja buradan bir ulaşım imkanı olsa güzel olurdu. Bunu düşünmemişler. Bilemiyorum neden düşünmemişler. Tavan yüksekliği cam tavan var ama bu bir opsiyon tabii ki. Cam tavan olduğu için epey yüksek. Hani 4 parmak koyuyorum, daha parmakta kalıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz cam tavanı kapatabiliyorsunuz. Koyu renkli bir tavan var bu arada. Açık renkli değil. Kapattığınız zaman çok karanlık oluyor. Onu söyleyeyim. Hani kışın çok sorun olmaz ama yazın bence açık gezin. Cam açılmıyor. Cam tavanımız var ama açılan bir cam tavan değil. Sadece önünü açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyon var. Oradaki düğmemiz var. O düğmeden yapıyorsunuz. Arka tarafta iki tane lambamız var. LED lambalar. Bunlar oldukça arka tarafı da aydınlatıyor. Böyle güzel olmuş. Arka koltukta ileri geri hareket edebiliyor. Bu sayede arka bagaj hacmini de biraz daha arttırabiliyorsunuz. Ama tabii ki arka koltuğu hareket ettirdiğiniz zaman çok fazla oturacak yer kalmıyor arka taraftakilere. Şöyle bir kolumuz var. Kolu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde oldu ama burada hani insan oturamaz. Eğer kimse oturmayacaksa burada bu koltukları öne çekerek bagaj hacmini biraz daha arttırabiliyorsunuz. Fakat bu da bir opsiyon. Yani bu standart olarak gelmiyor. Bunun için ekstra bir opsiyon almanız gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. İki koltuk da bu şekilde öne doğru geliyor. Bu sayede bagaj hacmini de arttırabiliyorsunuz. Tabii güzel bir özellik bunlar ama dediğim gibi opsiyon olduğunu söyleyelim. Hatta ben bir de otururken de size bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi hani bu bu şekilde ayağım şoför koltuğuna da değmiş oluyor. Şimdi tekrar geri gidelim ve ön taraftaki yaşam alanına bakalım. Daha sonra sürüşte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ön taraftaki yaşam alanına geldik. Şimdi tabii bu yeni bir otomobil olduğu için tasarımı da tamamen değişmiş bir otomobil. Yani hani başka bir arabada gördüğümüz bir tasarım yok bu arabada arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Hemen dikkatimi çeken en önemli detay, şurada bir kol dayama var. Bu tarz araçlar, bunlar otomatik vitesli araçlar. Ve otomatik vitesli olduğu için burada bir hani vites kolu falan ararsınız. Bir düğme ararsınız daha doğrusu. Burada öyle bir şey yok. Şöyle
uçak throttle diyorlar onlara, yanlış bilmiyorsam eğer. Uçak şeylerine benzeyen bir kol var. Bu kolun hemen altında da bir telefon şarj bölümümüz var. Kablosuz şarj için kullanılabilen. Bu da ileri geri hareket edebiliyor. Böyle bakın. Hem burada bir alan var. İki tane bardaklık var. İki tane tipçiye bağlantısı var. Bir de çakmak girişimiz var burada. Hem de şurada böyle çeşitli şeyleri koyabileceğiniz oldukça büyük bir alanımız var. Bu çok güzel düşünülmüş bence ve bunu böyle hani hareket ettiriyor olmanız, şurada böyle şöyle yaparken şurada dokunuyor olmanız bence çok harika olmuş. Bir de şöyle bir alanımız var. Burası da fena değil ama soğutma falan yok burada gördüğüm kadarıyla. Böyle buraya da bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bu alanlar bence çok güzel olmuş. Arka tarafta söylemiştim. Bu nubuk detaylar hem yolcu tarafının kapısında, hem sürücü tarafında, hem de aracın ön konsolunda var. Ve mavi çizgi dikiş detayları burada da var. Koltuklarda da devam ediyor. Alpine'in bu A'sı, Alpine Spirit'in A'sı burada da var arkadaşlar. Can kapağında da vardı. Arabanın kenarı her yerde var. Hatta şu aracın giriş tarafında da aşağıda yerde de kelimeleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi tasarım şu şekilde tasarım var. Önce direksiyondan başlayayım. Direksiyonda da yine nubuk tasarım anlayışı var. Alt kısımda nubuk bölümler mevcut. Üst tarafta deri ve yine bu mavi kırmızı çizgi dikiş detayları burada da bulunuyor. Çok hoş bir direksiyon var. Direksiyon üstü ve altı tıraşlanmış gibi. Tam daire şeklinde değil. Oldukça güzel bir direksiyon olduğunu söyleyeyim. Sağ taraf biraz multimedya ekranına ayrılmış. Telefon görüşmesi, ekranın modları vesaireyi buradan ayarlıyorsunuz. Sol tarafı sürüş modları, hız regülatörü vesaire gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Peki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Bu aracı vitesini nereden değiştireceğiz? Arkadaşlar Mercedes'te olduğu gibi artık şöyle bir koldan vitesli bir aracımız var. İki tane ekran var. Daha sonra L şeklinde, ters L şeklinde bir tasarım var aslında ama burada aşağı kadar devam eden bir ekran var normalde yurt dışında. Fakat Türkiye'ye o gelmemiş. Onun içinde Google'ın işletim sistemi olduğu için ve onunla ilgili bazı bağlantı sorunları olduğu için Türkiye'de onu getirmemişler. Ama getirmeye çalışıyorlar. Belki seneye gelir arkadaşlar. Ama şu ekran da çok güzel. Ben bu ekranı da çok beğendim. Ana ekranımız 12 inçlik ve çok güzel. Hani bunun görünüşünü vesairesini de ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracın mesela uzun kısa yapıyorsunuz. Uzun kısa yapınca aracın işte bakın şu anda ben yapıyorum mesela. Oradaki ekrandaki araç da uzun kısa. Şu an kapı açık. Kapının açık olduğunu gösteriyor. Şoför kapısını da açayım. Gördüğünüz gibi o da açılmış oluyor. Böyle hani acayip acayip detayları var. Buradaki 9 inçlik ekranımız da çok güzel. Android Auto var. Apple CarPlay var. Ve kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel. Hatta ben Android telefonumu bağladım. Çok güzel ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün ayarlarını, özelliklerini burada değiştirebiliyorsunuz. Araçla ilgili bir sürü ayar var. Telefonla ilgili ayarlarınız var. Tüketiminize görebiliyorsunuz. 100 kilometre 9.6 litre yakıt tüketimi olmuş ki fabrika verilerine göre 6.3 litreydi ama tabii bu araç çok yeni bir araba olduğu için o yüzden hani o rakamları çok dikkate almıyoruz. Birçok ayarı buradan görebiliyorsunuz. İşte sürüş yardımı var. Sizler çeşitli şey destekleri var. Şerit takip sistemi var. Adaptif hız kontrolü var vesaire. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. Tabii ki teknolojileri var. Onları ben yazarım. Yani yazılı olarak da ekranda çıkartırım sizlere. Bir sürü teknolojisi var. Bu ekranı çok güzel yapmışlar. Ben ekranı çok beğendim. Tepkisi vesairesi gayet güzel. Tasarımı falan çok iyi. Bir de şurada fiziksel tuşlarımız var. Bu fiziksel tuşlarla da özellikle klimayı çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca işte kapıları kilitleme ve dörtlüleri yakma gibi işlemleri yine bu tuşların yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence bu tuşlar da güzel olmuş. Çok fazla tuş kalabalığı yok. Ben sevmiyorum. Hani bazıları çok seviyormuş. Onu da söyleyeyim ama ben sevmiyorum arkadaşlar. Bir de sol tarafta bazı işte araçla ilgili tuşlar var. Bagajı açabiliyorsunuz mesela. İşte şerit takibi açıp kapatabiliyorsunuz. Fren ışığının şiddetini ayarlıyorsunuz ve park freninde burada. Bir de şu tarafa bakmak istiyorum. Bu üst kısımda sos düğmesi var. Zaten bu standart biliyorsunuz. İki tane LED lambamız var ama bunlar bazen çalışıyor bazen çalıştıramadım ben. Gerçi şu an kapılar açık olduğu için muhtemelen çalışmıyordur. Cam tavanı buradan açıp kapatabiliyoruz. Camı işte isterseniz istediğiniz noktada durdurabilirsiniz. İstiyorsanız tamamen kapatabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış bir şekilde bir durum söz konusu. Çok güzel bir gözlük kabı yeri var. Evet gördüğünüz gibi burada isterseniz böyle de durabiliyor bu. Ve arkada çocuğunuz var mesela hani bir yandan da ona bakmak. Hatta böyle aynalar falan satılıyordu. Direkt Renault Austral bunu koymuşlar buraya. Güzel olmuş. İsterseniz de böyle gözünüzü burada kapatabiliyorsunuz. Aynamız çok güzel, büyük. Otomatik kararan iç dikiz aynamız var. Güneşliklerimizde ışıklarımız var. Şurada hemen üst kısımda. Hem yolcu tarafında hem de sürücü tarafında bulunuyor. Torpido gözümüz fena değil. Özellikle içi de böyle kumaş gibi bir şey kaplı. Bunları sonradan da yapanlar vardı hatta piyasalarda. Bu direkt size böyle geliyor bu otomobil. Şu havalandırma boydan boya bir havalandırma var gördüğünüz gibi. Kocaman bir havalandırma menfezimiz var burada. Oldukça güzel tasarım. Kocaman diyorsa şurada bir şey yok ama böyle bir tasarım anlayışı var. Bu arada piyano bilek her tarafta var. Nubuk her tarafta var. Mavi dikiş her tarafta var. Üst kısımlar yumuşak. Çok aşırı yumuşak değil ama güzel. Alt kısımlar sert plastik bir şekilde tasarlanmış. İşte aracın ön yaşam alanı da bu şekilde. Şimdi sürüşe geçelim. Sürüş deneyiminden sonra videoyu kapatacağım.
Evet arkadaşlar, Renault Austral yolculuğumuz başlıyor. Ön tarafa geçtik ve sürüş deneyimiyle hemen yolculuğumuza başlıyoruz. Mild Hybrid denilen bir otomobil türü bu arkadaşlar. Ne demek Mild Hybrid? Üzerinde küçük bir, çok küçük bir elektrik bataryası var. Ve bu elektrik bataryası belli açılardan araca yardım ediyor. Ve bu yardım sayesinde arkadaşlar araçta ne yapıyor? Yakıt tüketimi birazcık daha düşük olmuş oluyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Tabii ki bu elektrik tarafı şey değil. Düşük hızda aracı götürme ve vesaire falan gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Buradaki elektrik tarafı arada ufak tefek şeylere yardımcı oluyor. Bu da yakıt tüketimini düşürmesi anlamında fayda sağlıyor. Bu araçta şimdi teknik speklere bakacağım ama yani videonun içinde de vereceğim size arkadaşlar. Bu araçta 6.3 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi var. Fakat ben mesela yaptığım testlerde 9 litreyi falan bulduk ama bu tabii yeni henüz rodajı olmamış bir otomobilden bahsediyorum. O yüzden daha tam oturmamıştı. Bir de bu ön inceleme, o yüzden çok şey yapmayın. Öncelikle yalıtımdan başlayayım. İçeriye hiçbir şekilde ses almıyor. Ben çok sessiz buldum aracı, onu söyleyebilirim. Üzerinde 20 inç jant olduğunu söylemiştik. Oldukça güzel bir konfor var içeride. Hani zaten yaşam alanı güzel, geniş. Şu arada gözlüğümü takacağım bu arada arkadaşlar. Ve oldukça da güzel bir yaşam alanı. Bizleri karşılıyor, sessiz bir yaşam alanı olduğunu söyleyeyim. Otomatik bir test olduğu için de zaten hani test topuzu vesaire şudur budur yok. Debriyajımız zaten yok. 1.3 litrelik 160 beygirlik bir motorumuz var. Yakıt tüketimi de şehir içinde 7.7 diyor. Ortalama da 6.3 diyor ama 6.3'ü ben yani biraz zor görür diye düşünüyorum. Ama şehir içinde olabilir. Tabii bu rodaj süresini falan geçtikten sonra muhtemelen daha rahat olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Birçok teknoloji var. Şimdi tabii benim uzmanlığım biliyorsunuz teknoloji olduğu için birçok teknolojiye sahip bu otomobil. Bu teknolojiler arasında işte şerit takip asistanı var. Arkadan birisi gelirse eğer bir araç ya da başka bisiklet, motosiklet falan gibi bir şey gelirse uyarı sistemleri var. Yani böyle birçok teknoloji var arkadaşlar araçta. Onları da liste halinde verin. Böyle 20 farklı teknoloji var ki Renault da bunları söylüyor zaten. Hani böyle teknolojilerin olduğunu ki buna çok önem vermişler. Hani gerçekten de sunumda da bize söylediler. Bu teknolojiler bizim için çok önemli ve bu teknolojilerle birlikte biz de hani daha iyi bir noktaya geleceğiz diyor. Tabii yeni bir otomobil bu. Yeni bir platform üzerinde geliştirilmiş bir otomobil. Her şeyi tamamen farklı. Yani hani bazıları belki şey diye düşünüyor olabilir. Hani işte bu otomobil işte Kadıcar'ın devamı falan, hiç alakası yok. Çok farklı, tamamen farklı bir otomobil var karşımızda arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ben konforunu gerçekten de çok beğendim. Oldukça konforlu bir araç ve konfor açısından herhangi bir sıkıntısı yok. C sınıfında yeni bir heyecan getirir mi? Getirir. Getirir, ben söyleyeyim. Gerçi şu anda hani hangi otomobili getirseniz satıyor zaten. Bu otomobilden de 500 tane bir ön sipariş alındı zaten. Biliyorsunuz bunu, Nisan ayında duyurulmuştu ön siparişi ve hemen o ön sipariş anında bitti zaten. Bu aracın çok sevildiği anlamına da gelebilir. Piyasada çok araç olmadığı için artık ne bulursak alalım diyen bir kitle de olmuş olabilir. Ama araç çok farklı olduğunu söylüyorum. Şu L şeklinde olan, ki alt kısma inen sürümü de var ama onu söylemiştim aracın iç detaylarını anlatırken. Ekran daha Türkiye'ye gelmedi çünkü onunla ilgili bazı sıkıntılar var. Muhtemelen BTK ile ilgili sorunları var diye tahmin ediyorum. O gelse daha güzel olur ama bence bu ekran da çok güzel olmuş. Yani kablosuz Android, AutoPlay falan hepsi var. Apple CarPlay var, Android Auto var falan hepsi var. Onlar da gerçekten de güzel olmuş. Yani çok kesintisiz bir şekilde çalışıyor. Bazı şeyler tabii opsiyonel. Hani şimdi biz burada en dolu paketi kullanıyoruz genelde testlerde ve bize verilen araçlar genelde öyle oluyor. En dolu olmayan paketlerde tabii bazı şeyler olmayabiliyor. Bunu da söylüyorsunuz bu arada. Bu aracın fiyatına gelecek olursam arkadaşlar 1.190.000 TL'lik bir fiyatı var. Tek paketle geliyor. Hani ekstra başka paket yok ama opsiyon olarak koyabileceğiniz birçok şey var. İşte cam tavan opsiyon mesela. Arka bagaj otomatik dedik ama o da bir opsiyon. Koltukların, arka koltukların ileri geri hareket ediyor olması da bir opsiyon. Bunlarla beraber tabii fiyat biraz daha artıyor ama yine de rakipler açısından baktığımızda, ki herkes bunu Qashqai ile kıyaslayacaktır. Zaten aynı grubun otomobili biliyorsunuz. Qashqai bundan daha pahalı. Onu söyleyebilirim. Tabii yeni bir otomobil, artıları olur, eksileri olur. Tutarsa bu araç çok iyi olur. Tutmazsa hani Kadıcar gibi olur mu bilmiyorum ama bana tutar gibi geldi. Şimdi buraya biz kalabalık bir grupla geldik Gökçeada'ya. Çok otomotiv basınından çok değerli duayen diyeceğimiz abilerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onların da yorumlarını aldım ben. Onlar da beğenmişler aracı. Tabii otomobilin tutması başka bir şey. O birazcık hani kültürel şeyler de var. Bu arada şu ekran çok güzel. Ön taraftaki dashboard'taki ekranımız çok başarılı. Tamamen dijital ve görüşünü falan değiştirebiliyorsunuz farklı farklı şekillerde ve hatta işte önde bir araç varsa onu görebiliyorsunuz ekranda falan. Çok hoşuma gitti. Yani ben böyle teknolojik şeyleri seviyorum. Şu kol olayı çok hoşuma gitti. İleri geri hareket ettirebiliyorsunuz ve bu sayede inanılmaz bir serbestlik sağlıyor size.
Otomatik vitesi zaten, rahatlı bir şey yok sürüş anlamında. Bu bir ön inceleme videosu olduğu için çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ancak ben aracın konforunu beğendim, özelliklerini beğendim, tasarımı çok beğendim. Piano Black tasarım hem içte hem dışta her tarafta var arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir şekilde bir deneyim sunuyor bu size. İçerideki bu nubuk detaylar, mavi çizgiler, dikişler falan her yerde var. Ön koltukta var, arka koltuklarda var, kapıların içinde var, ön konsolda var, şurada var, burada var. Güzel. Malzeme kalitesi hoş. Bakın buraları mesela hep kumaş kaplı bu tarafları. Şu kısımlar yumuşak. Alt kısımlar tabii birazcık sert. İster istemez böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş modları da yine direksiyondan ayarlanabiliyor. Multisense tuşu var burada bir tane. Bu tuşa bastıkça işte Comfort var, Eco var, Sport var, Personal var. Ve tekrar Comfort'a dönüyorsunuz. Personal'da hani kendi ayar yaptığınız ayarlarda kullanabiliyorsunuz. Kablosuz şarj özelliğini beğendim. Şöyle telefonumu koyuyorum ve hızlı bir şekilde buradan kablosuz şarjı gerçekleştirebiliyorum. Bu arada bu aracı alacaklar söyleyeyim. İki ucu tip C kablolardan edinmeniz lazım. Yani iPhone kullanıyorsanız ya da Android bir telefon. İki ucu tip C kablo almanız lazım. Yani iki ucu tip C veya bir ucu tip C, bir ucu Lightning kablodan almanız gerekiyor. iPhone'unuzu, iPad'inize vesaire bağlamak isterseniz şarj için ya da bilgi aktarımı için. Onu da söylemiş olayım. Normal tip A dediğimiz bağlantılar yok. Ya da bir dönüştürücü alacaksınız tip A kullanmak isterseniz. Öyle minik dönüştürücüler de var. Bir teknoloji editörü olarak buradan da böyle bir yorum yapmış olayım. Renault Austral videosundan benden bu kadar. Sizin aklınıza takılan sorular, yorumlar, fikirler olabilir. Bu bir ön incelemeydi, bir kez daha söyleyeyim. Detaylı bir incelemeyi araç teste geldiği zaman yapacağım. O gün gelene kadar sorularınız, yorumlarınız, fikirleriniz varsa yazmaktan çekinmeyin. Aracı nasıl buldunuz mutlaka yorumlarda yazın. Tamam, fiyatına yorum yapmayın, fiyatı biliyorum. Birçoğumuz için ulaşılabilir noktada değil artık otomobil fiyatları. Ulaşabilir olsa bile araç bulamıyorsunuz. O da ayrı bir hikaye. O yüzden fiyat konusundaki değil ama işte aracın özellikleri, işte onu alacağıma bunu alırım. Bunlar mutlaka gelecektir diye tahmin ediyorum. Bu tarz yorumları esirgemezseniz çok sevinirim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar, bunu her videoda söylüyorum. Aramızda hala kanalıma abone olmayanlar var. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu benim için önemli neden. Abone sayısına bakıyor herkes arkadaşlar. Araç verirken, ürün verirken, ürün gönderirken herkes araba kaç abonem var, videon kaç izlendi diyor. Bu konuda destek olursanız ben de en azından size böyle kaliteli içerikler üretme konusunda elimden geleni yapacağıma söz veririm arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Gökçe'den hepinize selamlar iletiyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.